Şimdi de Ankara gündemine bakalım. Hatay'ın tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve turistik değerlerini Ankaralılara tanıtmak amacıyla düzenlenen Başkent'te Hatay Günleri etkinlikleri başladı. Kameralarımız şimdi de Atatürk Kültür Merkezi'nde, Mert Çağlar Güdekli karşımızda. Mert, 4 gün sürecek etkinlikler boyunca neler bekliyor Ankaralılara? Söz sana bırakalım. Evet, Atatürk Kültür Merkezi'nde tam 5. kezdir Hatay'ı başkente taşıyorlar. Kimler taşıyorlar? Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve yine Hatay'a bağlı ilçelerin belediye başkanları. İnanılmaz bir organizasyon. Zira Hatay zaten inanılmaz bir şehir. Zaten birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. İşte bir mozaik şehir Hatay. Başkent'te hafta sonuna kadar başkentleri ağırlayacak. Biz sözü fazla uzatmayacağız. Zira sözü Hataylılara bırakacağız. Hatay milletvekilimiz yanımızda. Fevzi Şanver'e hemen soralım. Aynı zamanda AK Parti MKK üyesi. Efendim, Hatay'ı başkente taşıdık dedik. Yanıldık mı? Doğru mu söyledik? Neler söylemek istersiniz? Evet, doğru söyledik. 5 gün boyunca Hatay'ımızın bütün güzelliklerini başkentlilere sunma fırsatını bulduk. Bu sene 5.sini düzenliyoruz. Daha, tabii bu tür aktiviteleri Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da bu tür aktiviteleri yapıyoruz. Amacımız barışın, sevginin başkenti olan, yıllarca bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehrimizi burada Ankaralı kardeşlerimizin ayağına getirmek için el birliğiyle çalıştık ve bugüne getirdik. Bugün burada Hatay Valiliğimiz var, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız var, 15 ilçemiz var, 15 kaymakamımız var burada. Bütün yönleriyle Hatay'ı tanıtacağız. İşte o yönlere girelim Sayın Vekilim. Şimdi başkentliler buraya öncesinden mutlaka gelmişlerdir zaten. Ancak belki de ilk defa gelenler neleri görecek? Birçok coğrafi işaretimiz var. Çoğunluğu damaklara hitap eden efsane yiyeceklerimiz var. Aynı zamanda zeytinimiz var. Aynı zamanda kültürümüz var. Aynı zamanda da işte birçok ekonomik kalkınmaya da, bölgesel kalkınmaya da hizmet eden Hatay'ın önemli değerleri var. Onun dışında benim unuttuklarım nelerdir? Buraya gelenler daha neler görecekler? Künefe yedikten sonra başka mesela neler yiyebilirler? Sizlerden şimdi aslında işin tarifi şu. Hatay hem gönüllere hitap ediyor hem mideye de hitap ediyor. Gönüllere hitap ettiği noktası üç semavi dini bir anda barındıran, çalıyla, hazanıyla ve ezanıyla bir anda bütün bu seslerin duyduğumuz bir karışım. Aynı zamanda da bütün birçok dillerin de konuşulduğu bir şehrimiz. Dolayısıyla bu özellikleriyle UNESCO tarafından barış kenti ilan edildi. Bu bize yeter. Tabii burada tatlıları Hatay'ımızın meşhur künefesini. Diğer taraftan da elbette Hatay denince akla aynı zamanda da bulgur ve bulgurdan üretilen birçok yemek çeşitlerimizi bulacaklar. Aynı zamanda da her zaman soframızda yer alan hakiki zeytinyağını görecekler burada. Efendime söyleyeyim, yani anlatmakla sayamayacağımız birçok yönlerini, yemeklerini bulma imkanını bulacaklar burada. Birbirinden lezzetli coğrafi işaretler dedik. Ancak en lezzetlisi de işte az önce söylediğiniz medeniyetler şehrinin barış ve hoşgörüsünü getirmiş olmanız diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için, zira programda da sizi fazla tutmayalım. Programı açılışta yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle seyircilerimize, sevgilerimize, saygılarımızı bütün Hataylılar adına burada iletmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir yandan da arkamıza künefeler geliyor sayın seyirciler. Künefeler de Hatay'ın ilçelerinin isimlerini taşıyor. Hepsi birbirinden lezzetli. Zira Hatay'da yapılıyor. İşte Hatay'ın meşhur künefesi. Ancak az önce de dedik ya, tüm bu lezzetlerden daha da lezzetli bir şey var ki özellikle dünyanın şu günlerde ihtiyaç duyduğu barış ve hoşgörü. İşte medeniyetler şehri Hatay bunu yüzyıllardır yapıyor ve bunu başkente de güler yüzü Hataylarla taşımayı başarmışlar diyelim ve söz tekrar stüdyoya bırakalım.